Günaydın. Yeni videodan herkese merhaba. Gördüğünüz üzere gözlerimiz şiş. Günün bayağı erken bir saatindeyiz. Bugün 15 Haziran Perşembe. 2 aydır süren bir telaşımız vardı. Annemlere haç çıkmıştı yedeklerden ve hani tamamen böyle çıkmayacak diye tahminlerimizin olduğu bir dönemde bayağı gerideki yedeklerden çıktı. 2 aydır böyle bir koşuşturmamız vardı, alttan alttan hazırlıklarımız vardı. Bugün artık hani tamamlandı, sonuçlandı. İnşallah annemleri yolcu edeceğiz. 2 ayın yorgunluğu var, ayrılığın burukluğu var, onları oraya yollamanın mutluluğu var. Böyle duygusal olarak karmaşık bir gündeyiz. Şimdi annemlerin kapısındayız. Yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Araçları yüklüyoruz. Arabaya sığmazsınız. Herkes geliyor dedim de. Anne bizim arabada 2 kişilik yer var. Nasıl sığacaklar dedi. Şimdi diyor ki hepiniz arabaya sığmazsınız. Ben geliyorum. Ben bineceğim arabanıza. Bulut da güne çok tatlı başladı bugün. Uyuyordu sabah. Dediğim gibi çok erken olduğu için onu da uyandırmak zorunda kaldım. Diyorum ki anneciğim biz gidiyoruz. Geliyor musun? Geleceğim. Geleceğim de nereye gidiyorsunuz ki siz diyor. Öyle şimdi biz yola çıkıyoruz. Nereye geldik biz de anneciğim? Bilgisayar. Bilgisayar mı o? Nasıl yapılıyormuş göstersene, ben bilmiyorum bunu hiç. O otobüs, o şu otobüs, otobüs düğmesine basabilirsin mesela. Evet. Nereye gideceğiz mesela? Aa bak, Başakşehir Metrokent diyor. Buraya nasıl gideceğimizi soralım bakalım. Oraya nasıl gideceğimizi. Aa bak. Hava İstanbul Altı Avrupa. Bahri buna bilebilir. Başakşehir'e nasıl gideceğiz? Trenle mi gideceğiz? Telefonumuzu nasıl bulabiliriz? Evet. Tamam, telefona bakalım. Sizi çekmiyorum merak etme. Bizim telefonumuz hangisi? Şundan mı, şundan mı? Bence bundan. Android. Evet işte ondan, doğru söyledin. Basabilirsin ona. Sorun yok, sorun yok. Ben kayarım. Tam benlik. Birebir boyumla uyuyor. Ama küçüğüne gitmiyor. Ben küçüğünü de kayarım. Küçüğünü de seviyormuş Sümeyye abla. Evet. Sen seviyor musun küçük kaydırakları? Küçük kaydırakları seviyorum. Olamaz. Ne oldu anneciğim, anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Anne, bu arkaya gitmezse Allah kıyılır ve bir daha alamayız. Alamaz mıyız? Oo.
Sen havalimanını sevdin mi? Uçakları gördün mü mesela? Uçaklar büyük müydü gerçekten yoksa küçük müydü? Büyük mü? Büyük mü, küçük mü? Birisi küçük, birisi büyük. Evet, bazıları küçük oluyor, bazıları büyük oluyor. Acaba teyzenle anneannem küçük uçağa mı binecek, büyük uçağa mı? Bir sorayım. Sorar mısın? Tamam. Nerede onlar? Gelecekler şimdi. Yok, ondan sen çık oraya, sen çık. Sen çık, bir şey olmadan arkasından geçersin. Hadi tekrar benim elimi tutabilirsin. Evet. Somut ağzı anne. Evet, tamam. Geç arkasından, hadi bakalım. Dur, ayağı sıkıştı. Dur. İşte böyle, bu kadar. Havalimanından geldikten sonra video çektim mi bilmiyorum. Çekmedim zannediyorum. O yüzden şöyle hızlıca bir hemen anlatayım. Geldiğimizde saat 1'e geliyordu zaten. Bulut bir uyumak istedi ama uyutamadım onu. Çok erken kalktığı için hani öğlen uykusu yapmak istedi ama uyutamadım. Neyse, sonra dayımlar da gelmişti. Büyük güzel bir aile kahvaltısı yaptık. Sonrasında Bulut şeker atıştırmalık bir şeyler istemişti havalimanındayken. Söz vermiştim. Markete gidelim, onları alalım dedi. Bir markete gittik. Geldik, eve geldiğimizde zannediyorum saat 4 falandı. Sonrasında da ben yorgunluktan böyle bir 15 dakika sızmışım galiba. Bulut'la oynarken. Sonrasında da telefon trafiği oldu. Bulut artık hem erken kalkmanın hem öğlen uykusu yapamamanın kriziyle uyumak istedi. Vesaire derken onu uyuttum. Şimdi oturdum. Editlenmesi gereken 2 tane videom var. Onları editleyeceğim inşallah. Ramazan yine mesaide, sabah geç gittiği için zaten işleri yoğun olmuştur. Bu ara zaten işleri çok fazla yoğun olduğu için haftada bir akşam eve geliyor. Cumartesi günleri vesaire de çalışıyor. Onun da çok yoğun bir iş temposu var. Annemler sağlıkla ulaşmışlar çok şükür. Saat kaçtı? 8.30 civarında haber geldi. Otele varmışlar. Odalarına yerleşmeyi bekliyorlardı. O yönden içim biraz rahatladı açıkçası. Öyle biz dışarıdayken de kapıya gelen kargolar vardı. Bu kargocular dışarıya çıkmamızı mı bekliyorlar bilmiyorum. Ya da ben çok fazla kargo alışverişimi yapıyorum bilmiyorum ama yine şöyle gelen kargolar var. Hemen şunları da hızlı hızlı açayım. Hem ben bir kontrol etmiş olurum hem de size de göstermiş olurum. Evet, ilk kargomuz şöyle poşetle varmış. Bunu da açalım. Evet, şöyle göstereyim. Mustela'nın bayağı büyük boy bir 200 millik aile için güneş koruyucusu. Bulut'a önceki yazlarda almıştım. Biz bayağı uzun süre kullandık. Hatta artık tarihi geçtiği için de atmıştım. Şöyle zaten açıldıktan sonra 9 ay diyor. Şurada görebilirsiniz son kullanma tarihini. O yüzden ihtiyaç halinde açarım.
tatile gidersek ya da Şile'de bazen sahile gidiyoruz. Sahile gidebilirsek orada kullanmak için güneş kremimiz yoktu. Böyle büyük aile boyu aldım. Üçümüz birlikte kullanabilelim diye. Bakalım başka neler var. Evet, bir sonraki kargomuz da şöyle, görebiliyor musunuz? Ters tutuyorum galiba. Kakao yağı, yine deniz özlemin belli oluyor galiba. Mis gibi de kokuyor. Kakao yağında, havuç yağında, Hindistan cevizi yağında çok severim. Güneşlenmek için kullanmayı da çok severim ama benim bunları kullanabilmem için önce birkaç gün güneş görmem gerekiyor. Yani şurada bile görüyorsunuz az önce kaşıdığım için hafif bir kızarıklık vardır. Çok beyaz olduğu için tenim birkaç gün güneşlendikten sonra ancak bu tarz ürünler kullanabiliyorum. Evet, birkaç tane daha kargomuz var galiba. Yazı bitirdim. Hemen hızlıca bir kışa giriş yapacağım. Yani şöyle göstereyim size. Evet, şöyle göstereyim. Panduflar. İhtiyacım vardı zaten. Filo'da indirim vardı. Benim de kuponum vardı. Vesairesi derken 80 lira gibi bir şey aldım galiba. Şimdi denedim. Ayağıma da oldu. Bunlar da kalır. Kışın değerlendirilir mutlaka. Öyle bir kargom daha olması lazım. Ona da bir bakayım hemen. Evet, son kargomuzu da şöyle göstereyim. Çocuk diş macunu Zubio'nun. Hülya abla Bulut'a ilk diş macunu olarak bundan almıştı. Biz bunu bayağı uzun bir süre, bir seneye yakın kullandık. Bayağı da memnunduk. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Son dönemde ben nereden almıştım? Gratis'ten bir marka almıştım. Ama Bulut'un ağız yaraları çok fazla olmaya başladı. Çok fazla af çıkarmaya başladı. Biraz genetik olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Benim de maalesef çok fazla af sorunum var. Ve hani çok uzun süre bu aflar devam ediyor. Biraz bağışıklık sistemiyle de alakalı. Ama yine de içim rahat etsin diye eski diş macunundan söyledim. Bununla çünkü öyle ağız yarası ya da işte af gibi sıkıntılar yaşamıyorduk. Bundan söyledim. Yarından itibaren buna başlarız. Çünkü artık 2 aydır geçmeyen ağız yaraları hem onun çok canını yakıyor hem onun üzüldüğünü gördükçe benim canımı yakıyor. Öyle, bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Malum günün yorgunluğu var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.